Merhaba, iyi akşamlar Medyaskop TV izleyicileri. Göz kararında bu hafta konuğumuz Kamil Fırat. Hoş geldiniz. Merhaba. Bu hafta biraz fotoğraf felsefesinden ve yeni zamanlar, yeni teknoloji ve yeni dil oluşturmak üzerine konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi fotoğraf çekerken kendimizi görsel olarak ifade etmek ve iletişim kurmak istiyoruz diye düşünüyoruz ve fotoğraf için de kavramların görüntüsü diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Sonuçta baktığımız her şeyi aslında kavramsallaştırıyoruz. Onları sadece kendi hikayeleri değil, neredeyse bütününü anlatmaya çalışıyoruz. Bu anlamda da söyleyebiliriz tabii. Ve böylece de fotoğraf çekmek teknik, kavramsal bir davranış mıdır? Yani aynı zamanda teknik de bir davranış haline Tabii. geliyor mu? Yani fotoğraf sonuçta teknoloji üzerine inşa edilmiş bir alan. Yani bulunduğu andan itibaren de fotoğraf için işte bir teknik disiplindir deniyor. Tekniği nasıl kullandığınıza bağlı. Yani sadece teknik olarak düşündüğünüzde evet bir görüntü üreten mekanik bir sistem. Ama diğer taraftan da bu tekniği kullanarak anlatmak istediğinizi çok üst düzlemlere taşıyabiliyorsunuz. Salt nesnenin temsili değil, onun ötesine geçebilme becerisine ya da olanağını fotoğrafçıya tanıyor bu teknoloji. Ya buna neticede bir görsel dil diyebilir miyiz ona? Yani teknik bir araç kullanıyoruz ama görsel bir dile ihtiyacımız var. Bu yani çünkü bu fotoğrafın dili üzerine sen bayağı düşünüyorsun bildiğim kadarıyla bayağı konuşuyoruz da bu dil nedir? Fotoğraf dili dediğimiz zaman neyi anlamamız gerekir? Yani bu Yani tarz mıdır? Yani her fotoğrafçının bireysel tarzı mıdır? Yoksa hani fotoğrafın genel geçer bir dilinden söz edebilir miyiz? şöyle Roland Barthes bu konuda ikili bir yaklaşımda bulunuyor. Diyor ki işte hem dildir diyor hem değildir diyor. Dil değildir diyor çünkü bizim kullandığımız dil gibi bir yapısallığa sahip değil fotoğraf. Yani bizim sözcüklerden oluşan ve hani öznesi yüklemi olan bir yapı fotoğrafta söz konusu değil. İmleri yok yani. Bu Roland Barthes aynen böyle söylüyor. Ama diğer taraftan da diyor ki işte fotoğrafçının stili, işte teknolojisi, hakimiyeti vesairesi onu dil yapabilir diyor. Yapabilir diyor yani hepsi için. Hepimiz böyle bir dil, bir tarz sahibi olmak zorunda değiliz yani. Değil. Yani Ama anlaşmak için de bir dile ihtiyacımız var. anlaşmak için bir dile ihtiyaç var. Fotoğraf dilinden söz ettiğimiz zaman yani belki bizim kullandığımız dil üzerinde hani anlaşmak için sözcüklerden inşa ettiğimiz dille bir karşılaştırma yapmak gerekiyor. Yani işte hani 20. yüzyıl işte dil felsefesi açısından çok önemli bir yüzyıl. Hani orada işte biz sözcüklerle düşünürüz diye insanlar cümleler kuruyorlar. Şimdi fotoğrafçılar da dil üzerinden konuşmaya yani fotoğrafın dili üzerinden konuşmaya başladığında bakmak lazım. Yani fotoğrafın sözcükleri nasıl? İster istemez orada tabii bir taraftan meselenin biçim boyutu, biçime dair boyutu devreye giriyor. Ama diğer taraftan da gerçeğin bir analojisi gibi de bir yapısı var fotoğrafın. Yani gerçeklikle kurduğu ilişki nedenli bir ilişki. Dil öyle değil yani. Dilin hani siz söz portakala portakal demeseydiniz zamanında bugün başka bir şey diyor olabilirdiniz. Ama fotoğraf öyle değil. Fotoğraf daha nesnesine bağımlılığı olan özellikler taşıyor. O yüzden de böyle bir ister istemez arada derede bir noktada da duruyor fotoğraf. Yani nesnesine bağımlı ama bir de bir bakış açısına da ihtiyaç Evet, var bir yandan. ihtiyaç var. Ama çoğu insanda işte hani baktığında
fotoğrafta ne varsa onu okuyor. Yani ne diyor? İşte içinde birisi oturuyorsa bir adam oturuyor diyor. Yani onun ötesine çok fazla geçiremiyor meseleyi. Bu okuma meselesi şey, hani herkes bir şekilde yazmayı biliyor ve çeşitli kalemlerle vesairelerle metinler üretebiliyor. Ve doğaldır ki işte yazmayı bilenler okuma da biliyorlar. İşte günümüzde herkesin de fotoğraf makinesi var ya da en azından bir telefonu var ve dolaylı olarak işte görüntüler üretiyoruz, fotoğraflar üretiyoruz. Ama fotoğraf okumayı biliyor muyuz? Yani buna, ya da bunu öğrenmek kolay mıdır? Yani herkes okuyor biliyorsunuz. Yani problem yok. Fotoğraf hani kim ne bakıyorsa. Aha. Çünkü yani ilişki kurabileceği o kadar çok şey var ki hayatla ilişki kuran herkes fotoğrafı okuyabilir. Neden? Çünkü hayatın içinden alınmış fragmanlar var. Ve siz de onu anlattığınızda aslında bir hikaye anlatırsınız. Aha. Çok ama, büyük anlamlar yüklememek lazım zaten. Yani bir noktada. Bence de ama hani gerçek anlamda fotoğraf üzerinden konuşmaya başladığımızda o zaman iş biraz daha farklı bir boyuta doğru gidiyor. Ama işte bu gerçek anlamda derken neyi kastettiniz? Yani o ayrımı da belirtmek lazım. Nedir yani? O şu, yani bu böyle biraz tıp dili gibi. Yani nasıl doktora gidersiniz, doktorlar hani kendi arasında konuştuğunda hiçbir şey anlamazsınız. Ama onlar anlaşırlar. Fotoğraf da biraz öyledir. Fotoğraf aslında hani görünen yüzü çok küçük ve herkes tarafından algılanabilir ama arka planında anlam dediğiniz kısmında, yani anlam üretme noktasında büyük bir bilgiye ihtiyaç var. Hem hayatın kendisine dair bilgiye ihtiyaç var, hem de kavramsal anlamda bilgiye ihtiyaç var. Yani başında söylediğimiz o kavramsal boyut meselesi burada devreye giriyor. O kadar çok alandan besleniyor ki fotoğraf. Tıpkı hayat gibi, yani hayat nasıl, hayatı anlat, hani hayat nedir diye birine sorsak içinde olan olduğumuz için söylememiz çok zor. Fotoğrafın da bu boyut, yani fotoğrafı işte özellikle salt fotoğraf üzerinden, yani o gündelik yaşamdan yansımalarını bir kenara bırakıp hani fotoğrafın yapısallığı üzerinden okumaya başladığınızda orada bir bilgi gerekiyor. Fotoğrafın bilgisi gerekiyor. Fotoğrafın diline dair bilgi gerekiyor. Onun arka planında fotoğrafın çıkış noktası, sanatla kurduğu ilişki, bütün o felsefeyle kurduğu ilişki, bütün bunların üzerinden bir cümle oluşturulması gerekiyor. Bu cümlede biraz tabii onu hani dil bilimcilerin deyişiyle söyleyeyim, bir üst dil sınıfına sokuyor. Yani uzmanlığının olduğu, uzmanlarının aslında çok hani bu mesele üzerinde bir tırnak içinde söylüyorum, konuşması gereken bir alan haline geliyor. Bir noktada değil mi? Hani fotoğrafçının bu çektiği kavramlar ya da işte çekmeyi düşünürken üzerinde düşündüğü kavramlara da ne atfettiğinin farkında olması gerekiyor ya da hakim olması gerekir mi? Çok hakim olması gerekir. Yani bu şey gibi sözcüğün bir düz anlamı var. O işte günlük konuşma dilinde siz onu kullanıyorsunuz ama hani söz işte Türk Dil Kurumu'nun, Türkçe üzerinden konuşalım, Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünü açın. Şimdi bir sözcük bir gündelik kullanımdaki karşılığı yer alır ama ondan sonrasında da bir dünya işte farklı alanlardaki kullanım biçimleri ortaya çıkar. Nesnelerle ilişki kurduğunuzda, çünkü biz sonuçta dünyanın nesneleriyle ilişki kuruyoruz, onları görüntüye dönüştürüyoruz. Şimdi bu noktada da o nesnenin sadece düz anlamı var. Evet, hani bu bir portakaldır diyorsunuz ama sonrasında da onun ötesine geçmeye başlıyorsunuz. Yani onun arka planı, tat, duygular, işte tarihçesi vesairesi falan. Şimdi bunları düşünmeden fotoğraf çektiğinizde, yani fotoğraf oluyor sonuçta. Yani ürettiğiniz her şey fotoğraf oluyor ama fotoğraf oluyor da evet, yani bir sizin mesajınızı ya da kaygınızı iletebiliyor musunuz karşı tarafa? Dert o yani. Dert o. Zaten onunla bağlantılı bir soru geldi biraz önce. Yani herkesin fotoğraf makinesi sahibi olması fotoğraf sanatını artık sıradanlaştırdı mı diye bir soru geldi geçiricinizden. Şey söylemek istiyorum. Ben de onunla bağlı bir soru hazırlamıştım.
Hani insanlar bir geziye gidiyorlar, seyahate gidiyorlar ve işte şey ne derler, fotoğraf depolarıyla, görüntü depolarıyla dönüyorlar. Sonuçta hani makinenin bulunduğu yerdeki ki anları ya da durumları kaydetmekten öteye geçemiyor bu. İşte tırnak içinde amatör fotoğrafçı olarak tanımlayacağımız bir kesim kitlede hani sürekli fotoğraf manya diyeceğimiz şekilde görüntü tüketiyorlar, üretiyorlar. Ama bu hani işte deklanşörün otomatik uzantısı olmasından ileriye gitmiyor. Hani makinenin çalışmasından has duyar kıvama geliyoruz. Belgesel fotoğrafta da ya da işte tırnak içinde sanat fotoğrafında da bu durumlara düşmemek ya da demin gelen soru gibi işte fotoğraf sıradanlaşıyor mu bu şekilde davranınca? Şimdi aslında bu bir realite ve bugünün hani konumuz yeni dil meselesi de belki bu sıradanlığın içinde ürüyor. Yani o bizim işte yıllarca üzerinde çok konuştuğumuz kunt böyle fotoğraflar, işte anıtsal fotoğraf devri açıkçası geçti. Yani nasıl... Orada bir teknik ulaşılmazlığın da bir hani koruması var mıydı fotoğrafa karşı? Vardı tabii. Düşünün ya şey yapıyorsunuz, bir prosesi bilmeniz gerekiyordu. İşte eğer kendi baskınızı yapıyorsanız ona hakim olmanız gerekiyordu. Ciddi bir alandı teknik boyutu. Şimdi öyle değil. Yani şimdi işte herkes görüntü üretebiliyor ve kalitesi yani kabul edilebilir düzeyde. O yüzden de hani sıradanlık gibi kabul ediliyor ama yani bu bugünü doğru okuduğumuzda aslında belki de dil hani fotoğrafın yeni dili de bu. Bu sıradanlık içinde. Belki onu hani nasıl anıtsal tarih dönemi bitti deniyor. Yani daha böyle sıradan küçük hikayeler bugünün tarihini oluşturuyor deniyorsa. Yani görüntü de o bizim işte hani Eugene Smith'in ürettiği bir fotoğrafın 100 yıl konuşulması gibi bugün öyle değil yani. Yani daha her konuşma dili edebiyat olmak zorunda değil, olmadığı tabii. Gibi her fotoğraf da sanat eseri olmak zorunda yani değil. Yani şey gibi bir böyle işte 5 dakikalık bir işlevi varsa o fotoğrafında bugünün gerçeğinde de kabul etmek gerekiyor. Peki şunu merak ediyorum ben. Yani bu biraz da işte neticede Mimar Sinan Üniversitesi'nde öğretim ya da işte hocasınız yani. Ve ben şunu merak ediyorum. Biraz da işte kendi deneyimlerinden dolayı okuduğum okulda. Bu tarz meselesi, fotoğrafçının tarzı meselesi. Şimdi bir kere tarz bir fotoğraf dili midir? Yani fotoğraf dili eşittir fotoğraf tarzı mıdır? Değildir. Yani nedir şöyle, tarz? Fotoğrafçı bir kendi üslubunu oluşturmaya çalışır. Yani nasıl ressamlar, hani oturuyorsunuz işte Van Gogh'u konuşmaya başladığınızda yani bir taraftan yaptığı resmin hani ruhu bilmem nesi falan derken öbür taraftan da fırça darbesine bakıyorsunuz. Yani onun nasıl inşa ettiğini, boyayı nasıl kullandığını. İşte Rubens'e bakıyorsunuz, aynı şeyleri onun için de söylüyorsunuz. İşte verniği nasıl kullandı falan filan gibi şeyleri var. Şimdi fotoğrafın da hani fotoğrafçı bir alanlarını belirliyor, çalışıyor. O arada da tabii kendi söylemini oluşturmaya başlıyor. Ha, bunun içinde dil tabii ki yer alıyor. Yani dili bundan bağımsız tutamayız. Ama orada yaptığı şey daha çok böyle işte hem tekniğe hakim olmak, o tekniği bir estetik düzeye taşımak, onun içinden bir anlam üretmek noktasını oluşturuyor ve orada da fotoğrafçının işte şey diyorsunuz yani hem tekniğe hakimiyeti hem biçimsel yapılandırması hem de anlam kaygıları. Çünkü bugün bazı fotoğrafçılara bakıyorsunuz dünyada ve daha doğrusu bazı fotoğraflara bakıyorsunuz bu adamındır diyorsunuz. Şimdi bunu size dedirttiren şey yani o fotoğrafların çok dolaşımı değil o fotoğrafçının oluşturduğu bir tavır, bir tarz olarak düşünmek gerekiyor. Şimdi dil meselesi bunun içinde yer alıyor ama diğer taraftan da şu bir gerçek ki hani dil bizim anladığımız anlamda da bir
tam kullandığımız dilin karşılığı değil. Biz sadece anlam üretiyoruz fotoğraflarda. Yani böyle işte bahçede çocuklar top oynuyor gibi bir metin ortaya çıkmıyor fotoğrafta. Daha böyle işte herkesin kendi tarafından bakabileceği, işte bir doktor geldiğinde başka türlü okuyacağı, işte bir hani sosyolog geldiğinde başka türlü okuyabileceği bir alanla da oynuyoruz ve dolayısıyla hani orada dildeki gibi bir uzlaşıdan söz edemeyiz. Yani işte noter belgesi gibi bir şey, karşılığı yok bunun. Ama bu peki mesela siz yine bu okulda öğrencilerinize bu tarz meselesini anlatırken, ya sen fotoğrafçı olarak bir tarz sahibi olmalısın gibi bir telkininiz oluyor mu? Yani ya da bu... Yani burada aslında... Yani kendini bu şekilde ayırmalısın diyor musunuz bir şekilde öğrencilere? Ya öğrenciler alan seçiyorlar. Yani orada çocuğun hani stilini belirleyip işte ben bu sadece bu tavırda fotoğraf çekeceğim gibi ya da benim tarzım budur diyecek bir noktada değiliz açıkçası. Neden değiliz? Bir kere kurumu böyle bir otorite haline getirmemek gerekiyor. Yani işte bak sen bu tarafa git, sen bu tarafa git. O zaman burada eğitimin bir problemi ortaya çıkıyor. Bu çünkü öğrenci üzerinde de ters tepiyor zaten. Ters tepiyor. Bir de hani siz kurumu bir statikoya dönüştürmeye başlıyorsunuz. Yani karar veren, işte bu taraflara doğru gidin. Ama hani çocuklara zaten o eğitim sırasında şunu görüyorsunuz. Hani eğilimleri ortaya çıkıyor. O zaman da hani işte bu taraflar senin için yok, daha iyi olabilir zaten diyorsunuz. Ama yani orada işte bunu geliştir, işte bu tavrı ilerlet falan demek aslında hani dışarıdan bakınca çocuklara çok da iyilik yapmış olmadığımız gibi bir duygu bende uyanıyor. Yani bu tarz meselesinde bir de esas da yani benim ilgimi çeken tarafı işin teknik tarafı. Çünkü bir noktadan sonra yani ben onu yaşadım. Bizim işte okulda, Danimarka'da okudum ben fotoğrafçılığı. Hep böyle bir hani nasıl bir tarz edinmemiz gerektiği üzerine değil ama bir tarz edin de nasıl olursa olsun üzerine bir baskı vardı ve çoğumuzun yaptığı da tabii kendimiz de geliştirmemişiz bir şekilde. Hani görsel bir hani becerimiz oturmamış neyse hep teknikten medet umduk. Ve sonunda esasında insanlar, yani ben arkadaşlarımın fotoğraflarına veya onlar benimkine bakınca hani kimin ne çektiğini anlıyorduk ama hani fotoğraftaki görsellikten değil nasıl çekildiğine bakarak anlayabiliyorduk. Ve bunu da tarz zannediyorduk. Yani burada tarz burada biraz orada dilden değil, de esasında ayrılıyor herhalde. Yani bu biraz hani hakikaten fotoğrafın tekniğinin tutsağı olmakla ilgili bir mesele. Bugün de benzer bir problem aslında fotoğraf yaşıyor. Yani bütün fotoğraflar neredeyse birbirine benziyor. Yani insanların çektiği fotoğraflar. Çünkü yani o efektler bilmem neler falan filan bunu insanlar... Farklılaştıkça benziyor esasında. Evet. Özellikle şeyde mobil cihazlarla üretilen ya da bazı efekt programlarıyla üretilen fotoğraflarda bu çok ortaya çıkıyor. Çok ve sonuçta da aslında hani bu kadar teknoloji gelişirken aslında böyle aynılaşan bir sisteme doğru gidiyor. Yani işte bazı dergiler bunu yıllarca yapmışlardı, işte Türkiye'de de yayınlanan, yurt dışından gelen dergiler. İşte hani sabah ışıklarını kullanıp o sarılıklar, akşam ışıklarını kullanıp işte renkler falan filan. Şimdi yani sonuçta da ortaya böyle bir hani beğeni karşılığı olan fotoğraflar çıktığında herkes bunları çekmeye başlıyor ve bunun hakikaten tarzmış gibi algılanıyor. Tarz yani çok daha başka bir şey olması lazım. Söyleme dair bir mesele olması lazım. Ve en önemlisi de hani fotoğrafçının burada dünyaya dair söyleyecek lafı olması lazım. Ve bunu da fotoğrafla söylemesi lazım. Yani başkalarının ortaya koyduğu işte teknolojinin, yani bilgisayar teknolojisi falan artık hani fotoğrafı işleme konusunda olağanüstü. Yani siz istediğinizi yapıyorsunuz. Ama
bir taraftan da sizi kısıtlayan bir şey var. İşte programlar belli, efektler belli, vesaireler belli. Size artık hani paket şeyler veriliyor. Siz direkt onu bir programın içine attığınızda görüntü hazır olarak size geliyor falan. Bunlar dünyanın rengini azaltan şeyler. Yani o kadar renkli bir dünyada yaşıyoruz ama hep aynılaştırıyoruz. Yani işte efektler falan filan. Şimdi bu tarz değil. Esas mesele şu, yani senin dünyaya dair söyleyeceğin bir laf var mı? Bir cümlen var mı? Ve bunu da geriye dönük olarak değil, yani bir durum tespiti yapmak değil. Hani bugün işte dünyada her gün yeni bir şey oluyor. Yani o hıza yetişmek mümkün değil. Ve orada çoğu kişi aslında bir durum tespiti yapıyor. Yani bakın işte dünyada böyle bir problem var. Bu işte bakın görün, işte bu problemi görün. Bunu zaten herkes biliyor. Ortalama zekaya sahip olan herkes onu o konuya baktığında o durum tespitini zaten yapabiliyor. Ama bugün artık fotoğrafçının bunun ötesine geçmesi lazım. Yani hele bu kadar yaygınlaşan, herkesin fotoğraf çektiği bir dünyada bir tavır oluşturmak, bir tarz oluşturmak çok daha zor. Onun arka planında da gerçekten bir düşünce üreten bir zihin olması gerekiyor. O zaman belki bir tarzdan falan söz edebiliriz. Yoksa yani ne olacak? Gittiniz hani dünyanın en güzel fotoğrafını çektiniz. Nedir? Yani. Peki bu o zaman farklı arayış... Yani senin de farklı arayışların var demek ki. Şeyi hatırlıyorum ben. Yani bu... İşte bu teknik biçimde biraz da şu ona getirmek istiyorum. Yani bu farklı teknik arayışlar içinde senin yaptığın bir sürü ilginç makine var mesela. Yani bu bir arayışın ürünü mü, bir ihtiyacın ürünü mü? Bir de de şey var mesela 94-95'lerdeki işte düş kentleri ve kahvenin kent düşleri. Kent düşlemesi gibi falan. Gibi şeyler. Bir seri vardı. Hani. O dönemlerde genelde hani Türkiye'deki yaygın fotoğraf anlayışı, hani mimari fotoğraflar, antik fotoğraflar ya da işte demin söylediğin gibi sabah ışığı, akşam ışığı üzerineydi. Hani orada çok farklı bir teknik uygulamayla başka bir şeyler anlatıyordun. İşte Sinan'ın söylediği gibi işte makine tasarımları var. Hani makineler sınırlıyor mu bizi ya da işte fotoğrafçı olarak aslında bir sürü şeyi seçiyoruz. Yani durduğumuz yeri seçiyoruz, çekeceğimiz anı seçiyoruz, objektif seçiyoruz, kamerayı seçiyoruz. Yani bunlar yetmiyor da mı makine? Ya bazen yetmiyor. Yani bunun hani makine kısmından başlayayım. Yani şöyle bir düşünceyle ben hiç makine üretmedim açıkçası. Hani ya canım sıkıldı, hadi bir makine yapayım. Ya böyle bir noktadan bakarak makine üretmedim. Her birinde. Yani senin düşündüğünün karşılığını üretecek bir format ya da işte bir makine yoksa hani ya da sen öyle düşünüyorsan bunu nasıl çözerim diyorsun. Yani orada da dert aslında şey hani bir düşüncen var. Bu düşüncenin karşılığını bulman lazım. O karşılık bazen yetmiyor. Yani örnek vermek gerekirse ben kubbe çalışmıştım. Benim yıllarca Osmanlı'nın tarihini anlattığım bir kubbe çalışması. Onun makinesini ben yapmıştım. Şimdi orada temel mesele şuydu. Yani özellikle bu coğrafyanın estetiği, yani bu coğrafyanın ürettiği bir estetik var ve bu normal işte köşeli bir formatta karşılığını bulmuyor. Çünkü niye? Kubbe dairesel bir form ve o dairesalliğin aslında arka planında o işte İslam düşüncesinin de yattığı. Yani kubbe Osmanlı'nın bulduğu bir şey değil ama Osmanlı bunu çok kendileştirmiş açıkçası ve onun işte hani semayı temsil etmesi falan filan gibi böyle bir takım karşılıklar da var. Şimdi hani böyle dairesel bir görüntüye ihtiyaç var çünkü onun işte o formla ilişki kurmak için. İnsanlar hemen şunu demişler, bir fişayırla çekersin mesela. Şimdi oradaki o distorsiyon büyük problem. Niye? Çünkü o başka bir küresellik oluşturuyor ve hani aslında senin hikayeni anlatmıyor. Evet. Ne yapman lazım? Çok basit bir şey aslında. Yani optiğin ürettiği bütün görüntüyü kullanmak
noktasına gidiyorsun. Köşe kararmaları dahil. Dahilinde sonuçta bunu neyle yapabilirim? Ha, bu optik olabilir. Çünkü bütün yapının aslında planını kubbede görmek gibi bir dert vardı. Yani mimari açıdan da bu da deformasyonsuz olması lazım. Onun için oturup bir makine yapıyorsunuz. Nasıl bir makine oldu peki bu? Güzel bir makine olmuştu. Yani neydi yani? Objektif basit yani Hasselblad'ın bir panoramik makinesinin işte 30 milimetresinin arkasına bir 4-5 inç kasa yapıp 4-5 inç filmin üzerine düşürdüğünüzde siz tam dairesel kenar kararmalarıyla görüntüyü elde ediyorsunuz. Yani hiç böyle dışarıda bırakılan bir şey yok. Yani görüntü hani bunu da kesip atabileceğiniz bir şey yok. Etraf işte simsiyah. Ortada bir görüntü elde ediyorsunuz ve aslında benim de tam bak, da... Bir deneme yanılma da işte herhalde o poz değerleridir, işte obturatör işte vesaire. İşte yani şey yapıyorsunuz, hani onun bir hesabı var falan ama yani bunlar, ben bunu tabii anlattığım zaman insanlar böyle, makine falan değil yani. Senin bir düşüncen varsa çok basit yani bunu yapmak. Mesela bir çok eğlendiğim bir makine yapmıştım. Şimdi panoramik fotoğrafta şey problemi var, zaman problemi vardır. Yani siz burada başlarsınız, tam 360 derece çektiğinizde, başladığınız noktaya geldiğinizde aslında bir zaman geçmiştir. Bu bir problem. Yani çünkü bir an değil çünkü. Değil. Ben ya, o zaman mesela bu dijital teknolojiler falan filan olmadığı zaman ben böyle 8 optikli bir makine yapmıştım. Böyle hani bütün... İşte sekizgen bir kasa üzerine filmin ters takıldığı falan. Şimdi orada bir kez deklanşöre bastığınızda sekizi de birlikte harekete geçiyor ve aslında çok matrak bir şey çıkıyor ortaya yani. Hem böyle bazı görüntüler üst üste geliyor falan filan ama oradaki zaman yani mesela o dönemde bu zaman meselesine çok takmıştım ben. Onu çözümlemek için. Çalışmış mıydı peki? Çalışıyor tabii. Hiç bu teknik, ben şeye hakimim yani teknik meselelere hakimim. Şimdi mesela bir yeni en son bir şey, bir böyle uzamla uğraşıyorum. Yani ön plan, arka plan. Diyorsunuz ki yani bunun da çözümü var. Hani şöyle bir optik kullanırım. İşte arkasına böyle bir şey takarım ama tekrar ediyorum bunların bütün hepsinin arkasında şu yatıyor. Yani bir fikir üretiyorsunuz. Bunu elde etmek için de, bunun görsel karşılığını elde etmek için de bir makine yapıyorsunuz. Bu belki biraz da eğlence. Hani ama zorlaştı şimdi herhalde. Çünkü yani film fiziksel bir şey, pozluyorsunuz ve yıkıyorsunuz filan. Şimdi hani sensörü alıp ben 5 tane sensör yan yana koyayım, pozlayayım diye deme şansımız yok herhalde. Yok, onu da yaparsınız aslında. Sensörler hani bu özellikle bekler falan, bağımsız bekler. Bağımsız bekler. Yapılabiliyor ama tabii orada şey problemleri var. Yani kenarla orta arasında ışığın bir böyle belli bir açıyla gelmesi var, bir de dik gelmesi var. Şimdi o açıyla gelenler bir tane bekeyi satın alma derdi. Yani maliyet problemleri var ama başka yani onların küresel şey sensör üretilirse böyle hiçbir keyif falan, o zaman bu mesele de çözülür. Yani, evet yani ben o şeyi bekliyorum, o Hasselblad'ın X-Pan değil mi? X-Pan'ı onu... işte o bir dijital için. Ya onu iki evet. Tane sensörü koysalar yan yana olacak, bitecek esasında. Hasselblad artık o alandan tabii çekilir. Biraz... Bu şey yapıyordu gerçi o dönemde de. Yani ama tahmin ediyorum gelecekte şey olacaktır. Film gibi sensörler üretecekler ve biz bu makinalara yani o sensörleri takacağız. Yani bir ilk zaten dijital teknoloji çıktığında biliyorsunuz arka plana böyle takılan bir numaralar yapmışlardı ama hani ticari meselelerden dolayı hemen vazgeçildi ondan. Yarın bir gün böyle şey olabilir yani böyle makasla kesip sensörleri hani arkasına takabiliriz. Peki şey şimdi mesela projeler proje yani bayağı böyle hani ağır projeler diyeyim. Yani hani şunu anlıyorum ben o zaman, senin için tek fotoğraf yok, bir seri fotoğraf var. Ya da yani tek fotoğraf mı seri fotoğraf mı, bu bir yani, tercih meselesi midir ya da hani bence fotoğraf böyle bir hani tek başına durmamalı, önün arkasını bunu anlatacak hikayeyi oluşturacak başka fotoğraflar gelmelidir diye mi düşünüyorsun? Yani biz aslında hani
zamanını dolduran türden insanlarız. Hani bugünle çok uymuyoruz. Yani bugün işte hani bir konuyu çalışıyorsunuz, 3 yıl, 5 yıl falan çalışıyorsunuz, ondan sonra ortaya çıkarıyorsunuz. E bugünün dünyası bunu aslında... Bugün 3 gün, bu sene artık 3 gün. Yani bugün çekeceksiniz, akşam sergileyeceksiniz, hı, bitecek. Ondan sonra yarın başka bir şey yapacaksınız. Yani benim şöyle bir tavrım yok. Yani böyle işte hani büyük seri fotoğraflar, onun dışındaki fotoğraf değil. Öyle değil. Yani bir fotoğrafla hikayenizi anlatıyorsanız, hı, bir fotoğraf çekersiniz. Ya da işte hani hikayeniz çok fotoğrafla oluşuyorsa onu yaparsınız. Ama bizim alışkanlığımız... Konu ve dert meselesi. Evet, yani bu bir şey. Hani aldığınız eğitim, işte baktığınız geçmiş falan filan sizi etkiliyor. Şimdi o yüzden de yani ben yadırgamıyorum şey bugünü. Ve bugünü anlamak da gerekiyor. Çünkü bugünün insanının bizi anlaması mümkün değil. Biz onları anlamamız lazım. Yani çoğu zaman böyle yaşı geçmiş insanlar hep şey beklerler. İşte bunları anlamak, bu onların bizi anlaması lazım diye düşünürler. Öyle değil aslında. Onların öyle, yani yeni kuşakların bizi anlamak gibi bir derdi yok. Onların kullandığı dile, yani tekrar başa döneceğim. O kullandıkları dili anlamamız lazım. Çünkü geleceğin dili bizim bugün kullandığımız dil gibi değil. Dün kullanılan dille hiç alakası yok. Yani gelecekte bu fotoğraf için de çok önemli bir mesele. Ya yani geleceğin dili çok karmaşık bir dil. Çok basit ama karmaşık bir dil olacak. Yani işte görüntüler, sözcükler, ikonlar. Birbirine karışacak mı bunlar? Hepsi bir iç içe geçecek. Zaten bugün onu kullanıyorsunuz. Yani insanlar kısa mesajlar hani işte mesajlarında hep bunları kullanıyorlar ve yarın bir gün hani bizim böyle işte sözcüğü harfleri tek tek yazarak inşa ettiğimiz yapı olmayacak yani. Onlar da böyle görüntü gibi, resim sözcükler olacak, de görüntü yani olacak, resim olacak ve öyle bir anlaşmanın ya da uzlaşı dili ortaya çıkacak. Şimdi bizi anlasınlar hani, kimsenin umurunda değilsiniz ki siz. O yüzden de onu anlamak lazım. Fotoğrafta bu yeni dilin içinde zaten hayat devam ediyor zaten. Öyle de gidiyor. Yani bugün insanların telefonlarıyla çektiği görüntülerdeki yapılanma da ona karşılık geliyor. Yani sizin hani böyle işte yıllarca düşünüp bir kare işte falan filan dediğiniz yerde insanlar sizin binde bir düşünme sürenizde 1000 tane görüntü üretiyorlar. Böyle bir gerçek var. O yüzden de hani burada ya bunlar değil, bakın bunlar deme şansınız yok. Yani öyle bir yapı yok. Onun için gerçekten sokağa bakmak lazım, teknolojiye bakmak lazım, teknolojinin olanaklarına bakmak lazım. Yani dil devamlı değişiyor. O dil sürekli değişen bir şey. Tarz belki o bakımdan oradan yani öyle ayrılabilir. Tarz bir dönemi sembolize ediyor olabilir ya da bir kişiyi, fotoğrafçıyı sembolize ediyor olabilir. Yani bir soru geldi biraz önce, onu da aktarayım da. Yani bu Türk fotoğrafçılığında işte tarz oluşturulmuş fotoğrafçılar var mıdır diye, kimler vardır diye bir soru geldi. Aklın geliyorsa, gelmiyorsa önemli yani değil. Buna, ben soruyu iletmiş olayım. Yani, herkese var olmaz. Yani öyle bir hani şudur demenin bir mantığını açıkçası. Ya da şunu diyebilir miyiz? Yani Türkiye'deki fotoğrafçılığı daha geniş çaplı bakalım. Hani dünyada bir yere koyabiliyor muyuz? Ya şu bir gerçek, yani dünya fotoğrafında yer almak için sadece iyi fotoğrafçı olmak yetmiyor. İşin bir de bu boyutu var. Yani siz hani çok iyi fotoğraf üretiyor olabilirsiniz. Yani Türkiye'de de çok iyi fotoğraflar üreten fotoğrafçılar var. Ama başka etmenler de var ortada. Yani sizi temsil eden yapılar, galeriler, işte nereye ait olduğunuz falan filan. Yani bütün bunlar hani bu işin içinde çok önemli bir yer tutuyor. Yani sizin iyi fotoğrafçı olmanız de burada devreye giriyor esasında. Tabii yani sizin iyi fotoğrafçı olmanız bu işin içinde belki de en küçük bölümü oluşturuyor. Yani başka meseleler de var. Onun için hani bu konuda bir şey demek çok doğru değil. Ama şu bir gerçek ki
Giderek hani ben bizim çocuklara bakıyorum. Daha networkleri gelişiyor, ilişkiler başka türlü oluyor. Buradan hani şey olacaktır. Ya bir de tabii biz hep şunu bekliyoruz. İşte hani dünyada çok konuşulan bir adam olmak, bir fotoğrafçı olmak falan. Ya bu çok gereksiz bir şey yani. Siz hani oturursunuz, iyi görüntüler üretirsiniz. Söyleyecek lafınız vardır. Bu kadardır. Yani bunun ötesinde bir beklenti. Hani herkes böyle bir kaftanın arkasındaki bir şeyi arıyor. Yani o değil. Siz iyi fotoğraf üretirsiniz. O konuda tutarlılığınız vardır. Bu kadardır. Bunun ötesinde bir arayışa girmemek lazım. Beklememek lazım. Bu iyi üretimini devam ettirirsin. O iyilikte bir noktada ya da bir yerde karşılık bulur. Bulabilir yani. Bu böyledir. Ama hep yani kriterimiz şey... kabul ya, görmek. Kabul görmek. Yani orada bir noter var. Bir soyut bir şey. Mekanizma gibi. Hani oradan evet noter onayladığında şey diyor. Evet sen iyi fotoğrafçısın. Geçen hafta öyle bir yolda giderken konuşuyorduk ya işte hani işte sana da dergiye gelip fotoğraf gösterenler, işte öbürüne gidip fotoğraf gösterenler, okula gelip sana fotoğraf gösterenler. Hani bir yerden aslında onay mekanizması çalıştırma. Evet onay mekanizması burada esasında başka bir mekanizma veya bir kurum devreye giriyor. Eleştiri. Ha, evet, fotoğraf eleştirmenliği. Şey yani burada bize bir eleştiri bekleniyor. İşte ben de o konumdayım bazen. Servet de öyle, siz de öyle. Peki yani bir böyle bir hani yerleşmiş bir şey Türkiye'de yine yok büyük oranda ama bir de eleştiriyi kabul edebilme de ayrı bir yetenek herhalde. O hiç yok sanki. Yani insanlar fotoğraflarını gösterdiklerinde aslında şunu bekliyorlar. Ya abi nasıl çektin bunu? Bravo hani sen olmuşsun falan gibi bir şey beklenti. Ama tam tersinde gerçekten hani böyle eleştiri bekleyen Ya İnsanlar emin değilim. Tabii eleştiri epey bir nadir. Kurum olması gerekiyor. Yani şimdi siz hem bir taraftan fotoğrafçı olup öbür taraftan da böyle işte eleştirmenlik gibi bir şeye soyunduğunuz zaman burada bir problem var. Yani o daha böyle hani biraz bağını fotoğrafı bilecek falan filan ama ya ister istemez hani benim bir fotoğraf kimliğim varsa ister istemez ben onun ışığında bakıyorum. Yani ne kadar ondan soyutlanıp hani benim önüme gelen fotoğrafa bakabilirim. Hani tamam eğitimci olduğumuz için belki çekiliyoruz ama eleştiri başka bir şey. Yani o böyle herkese hani bir noktadan bakacak, daha kurumsal olması gerekiyor. Karşıdakinin derdini anlayacak ilk önce. Evet yani böyle hemen kendi bilgisini empoze etmeyecek. En büyük sorun o. Yani eleştiriyorsa hemen adamı başlıyorsun. Ya sen niye böyle fotoğraf çektin işte böyle yapma falan. O değil yani. Eleştiri çok daha başka bir şey. Yani daha üstten bakılması gerekiyor. Ki bu eleştiri sistemi de aslında işi çok geliştirecek ve gelişmesini hızlandıracak bir durum. İşte hani edebiyatta eleştiri mesela. Tabii. İşte çeşitli akımları doğurmuş ya da sanatın farklı dallarındaki eleştiriler, farklı grupları ya da tarzları bir şekilde doğurmuş. Bir yöntemi var mı bu mekanizmayı ateşleyecek ya da işte evet, yani eleştiri kurulunu ortaya ona çıkartacak? Yani işte küratörler mi mesela yerini alıyor artık eleştirmenlerin? Yani benzer bir işlevleri mi vardır? Yani çok farklı işlevleri var aslında ama öyle bir mekanizma oluşturuluyor ki işte bir otorite yaratıyorsunuz siz. O otorite karar verici oluyor ve insanlar da ona göre fotoğraflar üretmeye başlıyor. Onun istediği gibi fotoğraflar üretmeye başlıyor falan. Yani her birinde aslında problem bir iktidar problemi. Yani sen küratörlük hani ilk başta iktidarlara karşı üretilmiş işte hani galeriler, müzelere karşı bir karşı duruş olarak üretilmiş bir mekanizmada yeni bir iktidar üretiyorsunuz ve siz de bu sefer hani başka bir iktidar erki oluyorsunuz. Esas problem burada. Yani insanlar bunun bir kültürel faaliyet vesaire olduğunu
bir iktidar oluşturmak için bir araç olmadığını benimsedikleri zaman aslında her şey çok daha iyi olacak. Ama yani bütün dünyada sadece bize özgü değil. Yani herkes iki kişi bir araya geldiğinde biri iktidar olmak istiyor. Yani böyle de bir sorun var. Sanat alanı da bu konuda yani politik alandan daha büyük iktidarları üretiyor. Yani politik alan bile bu kadar büyük iktidarlar üretmiyor. Bu bir gerçek yani. Bursa Fotofest ne zaman başladı mı hazırlıkları? Valla bu sene daha belli değil. Yani belli benim mi? Yapıp yapmayacağım da belli öyle değil. Öyle mi? Daha belli değil. Yani. Öyle bir soru gelmişti. Bursa Fotofest çalışmalarına başladı mı Kamil Hoca diye. Cevabını verdim. Verdik. peki geçen Fotofest'ten hani festivalle de bir atıf yapalım o zaman isterseniz. Nasıl geçti ya da siz küratör olarak oradaki beklentinizi karşılayabildiniz mi? Yani ben orada aslında yani daha önceki festival Bursa Fotofest'i de izlemiştim. Hani benim zihnimde bir tarafta olumlu düşünceler var oluşmuştu. Bir tarafta da ya böyle olsa daha iyi olur dediğim noktalar vardı. En önemli mesele de tema idi. Yani ne nasıl bir tema olmalıydı? Aslında çok da denk düştü. Yani ben geçen sene göç meselesini aldığımda hiç öyle Türkiye'de ve dünyada bu kadar gündemde değildi mesele. Sonra çok boyutlandı falan. O anlamda hani Bursa'da festivalin açıkçası iyi bir etki bu anlamda. Yani bu kamuoyu oluşturma anlamında iyi bir etki oluşturduğunu düşünüyorum. Ama Bursa ile hani sınırlı bir mesele bu. Yani bunu mesela hani orada göç meselesini fotoğraflar üzerinden anlatmak. Sadece de işte hani insanların trajik anlamdaki göçü değil. Göç aynı zamanda kültürel bir mesele. Yani siz insan hani var olduğundan beri göç ediyor. Yani yaşamını sürdürebilmek için yeni kültürlerle tanışıyor falan. Bütün hepsini biz bir araya getirmeye çalıştık. O anlamda da hani ben yapmak istediğimi yaptım diye düşünüyorum. Daha iyi olmaz mıydı? Mutlaka çok daha iyi olabilirdi. Ama yani işte temanın seçilmesi, fotoğrafçıların seçilmesi falan, işte sergi düzenine kadar yani büyük bir ekiple birlikte. Yani oradaki arkadaşlarımız da gerçekten Bursa'da çok gönüllü insan var. Hepsinin katkısıyla iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Oradan da bir yorum geldi. Kamil Hoca bırakma bizi diye. Gönüllü tarafın. demin hani fotoğrafın teknik bir şey olduğu arada geçirdik ve bu teknik hani zaman içerisinde gelişti. Bir şekilde günümüze geldi ve bu bir anlamda da dili de değiştirdi ve fotoğrafın çekilme ya da fotoğrafa konu olan şeyleri de değiştirdi. İşte geçenlerde konuşurken eskiden bir nesil filozoftu diye bir bahis açmıştık. Evet yani 19. yüzyıl tabi fotoğraf işte ilk bulunduğunda teknik olarak yetersiz, post süresi uzun falan. Ne yapıyorlar? İnsan fotoğrafı çekiyorlar. İnsan fotoğrafı çekerken insanın hareket etmemesi lazım. Ne yapıyorlar? Çok mekanizmalar üretilmiş biliyorsunuz. Dişçi koltukları gibi insanları mengeneyle sıkıştırıyorlar falan. En önemlisi de kafa tabii. Kafa oynuyor falan. O yüzden de böyle neredeyse bütün 19. yüzyıldaki portrelerde bütün böyle fotoğrafı çekilen insanlar şöyle hani bakıyorsunuz ve tabii şey düşünüyorsunuz. Hani bunu bilmediğinizde 19. yüzyılı gerçekten filozoflar çağı gibi yani diye herkes somurtuyor ve düşünüyor. Herkes düşünüyor. Şimdi tabii bu bir sonuçta hani fotoğrafın yapılanmasında çok önemli bir yapı taşı olarak ortaya çıkıyor. Yani uzun poza göre davranmak falan hani şeyi düşünün işte Kırım Savaşı'nda insanlar eleştiriyorlar
Roger Fenton'ı, yani niye böyle savaş sahnesi falan yok? Yani adam hani 1/5000 işte o 1/4000 enstantane vardı da adam mı çekmedi? Yani ne yapacaktı? Adam işte kocaman hani şey at arabasıyla gidiyor, işte makina dev, poz süresi bilmem ne kadar, ne yapacak? Tören sırasında çekiyor tabii. Çünkü herkes hazır ol da bekliyor. O da çekiyor yani. Dolayısıyla teknikle estetik arasında böyle bir ilişki var. Sonra makineler küçüldüğünde bir anda şey değişti. Yani insanların fotoğrafın yapılanmasına dair yaklaşımları değişti. Estetik başka türlü olmaya başladı. Makineler cebe girince başka bir şey oldu falan. Dolayısıyla teknik süreçle estetik süreç arasında bir ilişki var ve bu ilişkiyi işte o dil dediğimiz mesele de zaten burada ortaya çıkmaya başlıyor. Bugün geliyoruz, bugün başka bir şeyle karşı karşıyayız. İşte hani artık insanlar bir pencereden bakmıyorlar. Daha böyle işte bir düzleme bakıyorlar, bir ekrana bakıyorlar. Ve o ekrana bakarken de aslında dış dünyada hiçbir zaman izole olmuyorlar. Mesela biz fotoğraf makineleriyle bizim tırnak içinde aşkımızın nedeni vizörden baktığımızda hani bütün dış başka dünyadan izole hale geliyorduk. Şimdi öyle bir şey yok. Yani tutuyorsunuz ama etraf hala sizin karşınızda. Yani. Ve bunun da tabii karşılığı başka bir estetik. Başka bir dil geliyor. Tabii. Başka bir estetik. Hatta artık kendimiz bile çekmiyoruz bazen. Yani bu geçtiğimiz senelerde WordPress alan serilerden bir tanesi. Şeydi. Google Maps değil de ne o işte Street View'dan tesadüfen yakalanmış anların fotoğraflarıydı ve yani inanılmaz bir seriydi. Çok da güzel bir seriydi. Şimdi teknik olarak o fotoğrafı çeken kişi fotoğrafçı değil. Ama çıkan şey fotoğraf. Fotoğraf makinesiyle gezen, aracı kullanan kişi de değil. Deklanşöre basan da değil. Yani burada esasında başka bir şey çıkıyor. Gerçekten o fotoğrafı gören kişi fotoğrafçı. Ve gerçekten de o fotoğrafı WordPress'e gönderen tabii kişi fotoğrafçı. Ama deklanşöre basmış değil. Yani hakikaten yani çok değişik bir yani bu şey gibi fotoğraf olması. Yani bugün mesela heykel, bir takım heykel tıraşlar eline ne murç alıyor ne bir şey. Yani tasarım yapıyor. Tasarımı yapıyor. İşte siyasi tezgahında hani Rodin'den daha iyi çıkıyor yani, taşlıyor, yontuyorlar. Şimdi dolayısıyla hani şöyle bakamayız buna. Rodin'in yaptığı sanat da bu değil. Hayır, bugün böyle bir şey var. Yani bugün jilet gibi çıkıyor şimdi. Gerçeği de bu, bunun üzerinden konuşmak lazım. Esas önemli olan gerçekten düşünce. Yani siz düşünce üretebiliyor musunuz? Var mı bir fikriniz? Geleceğe dair bir öngörünüz var mı? Bir projeksiyon yapabiliyor musunuz? Bir mesele burada. Yani bugün işte dünyaya bakıyoruz. Dünya gerçekten bir kabus gibi. Yani ne tarafa baksanız hani kara bulutlar üzerinize geliyor. Şimdi bunun içinden acaba fotoğrafçı bir ışık bulabilecek mi? Yeni bir şey söyleyebilecek mi? Hani ya bunu bu taraf başka bir aydınlık var diyebilecek mi? Yani dert aslında biraz orada. Orada artık fotoğrafçıdan ya da işte başka disiplinlerle uğraşıyorsa o alanlarda evet diyorsunuz. Yoksa hani ne herkes gerçekten yani tekniğe hakim. Tekniğe hakim olmasına da gerek yok. Hani biri tekniğe hakimse siz ona diyebilirsiniz yani. Sen şunu şöyle bir fotoğraf çek getir bana diyebilirsiniz yani. Ve o fotoğraf sizin olur. Gayet de güzel. Toparlamış evet olduk esasen. Ne olayı. Derdiniz varsa anlatmasını da evet, yani bileceksiniz esas, ya da anlatmanın yolunu bir şekilde buluyorsunuz zaten. Evet, yani burada fotoğraf iyi bir araç olabilir. Yani çünkü gerçekten hani belki kullandığımız dil gibi çok uzlaşıya dayanmıyor ama artık herkesin görüntüye dair bir fikri var. Bu bir gerçek. Çok demokratik olduğu kesin yani. Evet. Yani o demokratikliğinin yanında tabii fotoğrafın iktidarla her zaman bir yan yanalığı, bir ilişkisi de vardır. Ama yani bu kadar yaygınlaşan bir alanda sadece hani böyle bir güzel bir şey üretmek bir anlam ifade etmiyor. Yani
bir şey söyleyeceksiniz ve o insanlığa bir katkıda bulunacak. Yani siz ürettiğiniz fotoğrafla bir ışık, bir şey olacaksınız. Yani o zaman evet, doğru bir noktadasınız. Onun dışında yani çok eğlenceli bir alan diyor herkes. Bana göre çok eğlenceli diye boşuna ağırlık taşıyorsun, bilmem ne yapıyorsun falan filan yani. Peki. Tamam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. İlerleyen zamanlarda bir tur daha yapmayı düşünürüz. sizlere de bizi izleme sabrı gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.